Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, biz 20. mektuba devam ediyoruz. Biliyorsunuz 20. mektup 2 makam. 1. makamda bu la ilahe illallah Muhammedur vahdehu la şerike le tarzında 11 kelimelik kelime-i tevhidin her bir kelimesinin nasıl müjdeler verdiğini anlatıyordu. İkincide ise tevhid-i rububiyetin mertebelerini anlatacak. İnşallah 2. makamda. Biz 6. kelimeye gelmiştik. Müjdelere devam ediyoruz. Yuhyi, yani hayatı veren odur. Üstad diyor, yuhyi ve yumit, yahyi fiili Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın dışında kimseye isnat ediliyor. Tabii. Yani mesela Cenab-ı Hakk'ın Rahim ismi var. Bizde de merhamet var. O fiil cüz'i de olsa vahidi kıyasi olarak bizde de var. Ama tabi haşa Cenab-ı Hakk'ınkini daha iyi tanımak için var. Fakat bu yok, hayat verme sadece Allah'a mahsus. Ölüm de öyle. Ve hayatı rızık ile idame eden de odur. Biz buna kayyum diyoruz. Demek ki vücudu vermek ve onu rızık ile devam ettirmek. İkisi birlikte kayyum isminin manası. Allahu la ilahe illahu el hayyu kayyum. Ve levazımat-ı hayatı da, bu da kayyumun içinde. Hayata ne lazım, ne lazım değil. Onları ihsar eden, hazırlayan yine odur. Ve hayatın âli gayeleri. Hatırlarsanız okuduk bunu. Nerede okuduk hatırlamıyorum. Burada okuduk, burada okuduk zannediyorum. Yeni okuduk. 10. sözde biliyorsunuz her mahlukun, her hayat sahibinin 3 önemli gayesi var. %99'u Halik'ine bakar diye hatırlıyor musunuz? Orayı okuduk. Yüksek gayeleri ona aittir. Ve mühim neticeleri ona bakar. %99 meyvesi onundur, Allah'ındır. İşte şu kelime şöyle fani ve aciz beşere, insanoğluna nida eder, çağırır, müjde verir ve der. Bakalım ne diyecek. Ey insan, hayatın ağır tekalifini, böyle zorluklarını, sıkıntılarını omzuna alıp zahmet çekme. Şu misali hatırlayın. Hani 23. sözde üstad açıklıyor. İki kişi diyor bir padişahın gemisine biner. Birisi sırtındaki çantayı kor gemiye, hatta üzerinde oturur seyretmeye başlar. Diğeri de ne olur ne olmaz. Çantamı belki çalarlar ederler, zarar gelir diye. Hem gemide hem de sırtında çanta. Arkadaşı der ki ya aklını başına al. Yani bir defa senin bu yaptığın iki zararı var. Bir, kendini mahvediyorsun. Tekalif, zorluklarını çekiyorsun. İki, bu gemi padişahındır. Padişahın memurları görür de derse ki ulan bu bize itimat etmiyor. Vay seni, bir de ceza verirler sana diyor. O misali unutmayın. Ey insan, hayatın ağır tekalifini, yani yüklediği bir kısım zorlukları omuzunu alıp zahmet çekme. Hayatın fenasını düşünüp hüzne düşme. Ben buna şeker attım mı arkadaşlar? Attınız hocam. Ulan aferin. Doğru mu söylüyorsunuz? Doğru söylüyorsunuz. Tadına bak. Tamam. Şimdi yalnız dünyevi ehemmiyetsiz meyvelerini görüp dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme. Belki o sefine-i vücudundaki, zaten o misal gibi vücudumuzu gemiye benzetiyor. Şu vücut gemimizdeki hayat makinası hayy-i kayyum'a aittir. Bak kullandığı isimler de manidar. Kayyum dediği yani bekamız için, devamımız için lazım olan her şeyi hazırlayan da o. Masarif ve levazımatını. Ya ne zaman işte aç mı ölürüm, çocuklar ne olur? Ulan Cenab-ı Hak yaratıyor. Hakiki rızka kefil. Tamam, elbette ki çalışacaksın helal dairesinde, sahi edeceksin. Ama yani kendini öldürmene gerek yok. Masarif ve levazımatını, masraflarını ve lazım olan şeyleri o tedarik eder. Ve o hayatın pek kesretli gayeleri, başka gayeleri de var. Ve neticeleri var ve ona aittir. Sen o gemide bir dümenci neferisin. Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak. O hayat sefinesi, gemisi ne kadar kıymetdar olduğunu ve ne kadar güzel faydalar verdiğini ve o sefine sahibi, bu geminin sahibi olan vücut gemisinin, zatın yani Allah'ın ne kadar kerim,
ikramı bol ve rahim, rahmeti sınırsız olduğunu düşün, mesrur ol, şükret ve anla ki vazifeni istikametle yaptığın vakit o sefinenin, o vücut gemisinin verdiği bütün netaiç, neticeler bir cihette senin defteri amaline geçer. Hatta yubeddilullahu seyyiatim hasenat. Yani Allah yaptığın bir kısım kötülükleri bile iyiliklere çevirir. Sana bir hayat-ı bakiyeyi, baki bir hayatı temin eder, seni ebedi ihya eder. Yahu hayata böyle bakınca ne ölüm insanı üzer, ne belalar, ne musibetler yani. Yedinci kelime, bu da önemli. Ve yümitü, yani mevti, ölümü veren odur. Yani, o kadar güzel konuşuyor ki, okuduk da ben tekrar okuyayım. O kadar hoşuma gidiyor orası. 13. mektuptaki o ifadeyi okuyayım size. Bak ne diyor? Allah Allah. Hem neden korkum olacak ki? Dünya ile ecelimden başka bir alakam yoktur. Cümleye bak. Çoluk çocuğumu düşüneceğim yok. Malımı düşüneceğim yok. Hanedanımın şerefini düşüneceğim yok. Riyakar bir şöhret-i kazibe, yalancı bir şöhretten ibaret olan şan ve şerefi dünyeviyenin muhafazasına değil, kırılmasına yardım edene rahmet. Kaldı ecelim. Bakış tarzına bak. O Halik-i Zülcelal'in elindedir. Kimin haddi var ki vakti gelmeden ona ilişsin? Zaten izzetle ölümü, zilletle hayata tercih edenlerdenim. Vay be. Ve bir zaman konuşuyor. Yani ölümü veren odur. Yani hayat vazifesinden terhis eder. Fani dünyadan yerini tebdil eder. O adam. Yer değiştirme. Külfeti hizmetten azat eder. Hizmetin bir zorluğu var. Hizmetin bir zorluğu var. Allah şahit, şu anda hayata hizmet eden benim vücudum bu zorluğu hissediyor. Gece gelince karabasanlar basıyor beni. Neden diyeceksiniz? Günde 5 defa uyanıyorum. Gecede. Her birinde yarım saat uyuyamıyorum. Şimdi uyanmadan önce en az 20 dakika uyanmış gibi oluyorum. Çünkü şeker sıkıştırıyor, rahatsız ediyor. Bundan dolayı da edgâs-ü ahlem rüyalar görüyor insan. Yani böyle korkutucu, bazen de ürkütücü. Elhamdülillah benimki öyle değil. Benim bu ara eski vefat etmiş akrabalarımı görüyorum. Herhalde beni özlediler. Yani o zaman bazen diyorum ki ya Rabbi bu külfet zor çekilir. En iyisi senin yanına gereği. Bunu hissettiğim ve söylediğim oluyor yani. Ya. Bir de bu mana olunca yani bitti. Seni dünyadaki hayata hizmet külfetinden kurtarır seni. Yani hayatı faniyeden, fani hayattan seni hayatı bakiyeye alır. Baki hayata alır. Allah rahmet eylesin. 40. hocamın o misalini burada tekrar edeyim. Der ki Ahmet Efendi, aynen biz bunu yaşıyoruz. Bizim köyde evler taştır. Çünkü 1200-1500 metre yükseklikte olduğu için kar çok yağar. Öyle yani şeyle nedir o, ne diyorlar ona? Topraktan yapılan kerpiçle ev yaşamaz. Yani onun için. Ama çoğunlukla kerpiç evler kullanılır. İnsan diyor babasının 30-40 yıldır içinde oturduğu, kendisinin de epeyce içinde yaşadığı eski evi terk etmek istemez. Ama yıkılacak bir gün mecburen yeni bir ev yapar. Mükemmel mobilyalar, kapısı mükemmel, sağlam, kışa dayanıklı. Taşınırken diyor bir üzüntü yaşar. Hey, şu yıkılacak evimin, şu nedir, ateşin başında, ocağın başında babamla oturmuştuk. Normal diyor bu üzüntü. Ama bu üzüntü sebebiyle yeni eve, binaya taşınmamak istemez diyor. Zevkle taşınır. Sadece o evde kalan bazı hatıralarını götürür işte. Babamın Kur'an'ı, babamın döşeği falan o kadar. Aynen öyle de. Bizim şu kerpiç değil, daha basit şeylerden yapılı olan vücut binamız eskiyor artık. Yaşlandıkça eskiyor. Ama Cenab-ı Hak ahirette ebedi ve baki bir hayat verecek. Oraya taşınmak görünürde biraz üzüntü verse de aslında %99 huzur ve saadet vermeli. Ve şu kelime,
Şöylece fani olan cin ve inse insanlara ve cinlere bağırır der ki, sizlere müjde, mevt, ölüm, idam değil, yok olup gitme değil. O kafirlere göre. Hiçlik değil, fena değil, inkıraz, çözülme ve çürüme de değil. Sönmek de değil. Firak ebedi hiç değil. Ebediyen dostlardan ayrılık değil. Adem değil, yokluk değil. Tesadüf değil, öyle rastgele gelmiş de bir şey seni yok etmiş, öyle bir şey yok. Hepsi hikmetle yapılıyor. Failsiz bir inidan değil. Yani yapan yok, rastgele yok oldun, öyle bir şey yok. Belki bir faili hakim-i rahim, rahmeti nihayetsiz, hikmeti sonsuz olan bir fail, Allah tarafından bir terhistir. Askerden terhis olma gibi. Bir tebdil-i mekandır. Eskimiş, yıkılmış evinden yeni evine değiştirmedir. Saadet ebediye tarafına, vatan aslilerine bir sevkiyattır. Hani okuyorum ya hep, Vallahu yed'u ila darisselam. Allah sizi mutluluk ve saadet diyarı olan cennete davet ediyor. %99 ahbabına, bütün sevdiklerine mecma olan, orada toplandıkları, başta Resulullah, alemi berzaha, kabir alemine bir visal kapısıdır. Daha sonra da cennete tabii. Önce kabir alemi. Ne kadar güzel. İnsan ölesi geliyor değil mi bunları dinleyince? Rahmetin hala bir de onu söylüyor. He? Rahmetin hala bir de söylüyor. Aynen öyle. Aynen. Allah ona rahmet eylesin. Sekizinci kelime. Ve huve hayyul la yemut. O Allah mutlak hayat sahibidir. Asla ölüme maruz olmaz. Yani bütün kainatın mevcudatında görünen ve vesile-i muhabbet olan, yani bizim sevgimize sebep olan kemal ve hüsün, mükemmellikler, güzellikler ve ihsan verilen nimetlerin hadsiz bir derece fevkinde bir cemal, kemal ve ihsanın sahibi ve bütün mahbuplara, sevdiklerimize bedel bir tek cilve-i kemali, onun cemalinin bir tek cilvesi kafi gelen bir mabudu lem yezel. Bunu böyle tarif ediyoruz. Yani asla zail olmayacak olan bir mabud. Ona zeval yok. Bir mahbubu la yezal. Asla fenaya mahkum olmayacak bir muhabbet edilmesi gereken sevgili. Onun ezeli ve ebedi bir hayatı daimesi. Daimi bir hayatı var ki şaibe-i zeval ve fenadan münezzeh. O asla fani olmaz, asla zail olmaz. Böyle bir şaibeden, böyle bir değil mi, eksiklikten münezzeh ve avarız-ı naks ve kusurdan bizim ya eksikliğimiz var ya eksik kusurlarımız var. Bu arızalardan müberra, uzaktır Allah. Ve huve hayyul la yemutun manası bu. Maşallah. İşte şu kelime cin ve inse ve bütün zişura, şuur sahibi herkese ve ehli muhabbet ve aşka ilan eder ki sizlere müjde. Mahbuplarınızdan nihayetsiz firatların, ayrılıkların yaralarını tedavi edip merhem süren bir mahbubu bakiniz var. O ki o mahbub, sevilen o zat bakidir. Öyleyse aineleri de baki olacaktır. O sizden ayrılanlar tekrar aineliklerine devam edecekler. Madem o var ve bakidir. Başkaları ne olursa olsun merak çekmeyiniz. Baki o mahbublarda sebebi muhabbetiniz olan, yani muhabbet sebebi olan hüsün ve ihsan, fazl ve kemal o mahbubu baki. Baki olan o mahbubuyla Allah'ın cilve-i cemali bakisinden, yine baki olan cemalinin cilvesinden çok perdelerden geçip gayet zayıf bir gölgenin gölgesidir. Yani dünyada en sevdiğimiz güzel Cenab-ı Hakk'ın cemalinin gölgesinin gölgesidir. Onların zevalleri sizleri incitmesin. Asıl ağaç yerinde. Ağacı baki ise meyvelerin zevaline üzülme. Çünkü onlar bir nevi aynelerdir. Aynelerin değişmesi şaşayı cemalin. Niye aynalar değişiyor peki? O cemalin parıltılarının cilvesini tazeleştirir ve güzelleştirir. Hulasa, madem o var, her şey var.
Geldik 9. kelime. Biye değil hayır. Ama çok tatlı değil mi bu? Bütün hayırlar, bütün cinsleri ve nebileriyle onun yedi kudretinde, kudret elindedir. Yani her hayır onun elindedir. Her yaptığınız hayrat onun defterine geçer. Kur'an-ı Kerim وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوا عِدَّ اللّٰهِ. Bu ayet delili. Yani daha önce dünya hayatındayken ahiret namına önceden yapıp gönderdiğiniz her hayrı Allah katında bulursunuz. Kaybolmaz. Kaybolmaz. Her işlediğiniz amali saliha, bütün salih ameller onun yanında kaydedilir. Allah Allah. Bunun manasını Kur'an-ı Kerim'den bir ayet çok güzel anlatıyor da eğer hakikaten hatırladığım gibiyse Sure-i Kehif'ten onu size okuyayım. Bana çok tatlı bir ya. Burası evet. El malu vel benun. Zin. Amali salihadan bahsetti ya. Mal ve çoluk çocuklar zine. Dünya hayatının süsü ve bezeğidirler. Vel bakiyatus salihat. Hamdler, şükürler, zikirler, ibadetler gibi. Amali saliha. خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا. Bu ayetin bir nevi özeti bura. Yani Rabbin katında sevap olarak daha hayırlı, kavuşulması gereken amaç ve arzu olarak da daha hayırlı. İşte şura. Bura çok tatlı. Hey hey. وَعُرِدُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّ. Bütün insanlar Rabbinin huzuruna saf saf dizilirler. Hesap görülecek ya. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً Yahu ilk yarattığımız günde nasıl yapayalnızdınız? Yani ilk doğunca insanın elbisesi bile yoktur. Öyle geldiniz bize. Nerede sizin o servetiniz, makamlarınız, arabanız? Mercedes'in de kurtaramaz seni. Ona göre. Allah Allah. Hani بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّا نَجَعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا Bir daha bizimle bir araya gelmeyeceğiz. Söz yani randevumuz yok diye düşünüyordunuz. Randevu vakti geldi. İşte bu cümle. Ve udiyal kitab. Yani bütün şu cümleyi okuyayım ki daha güzel olsun. Her yaptığınız hayrat onun defterine geçer. Her işlediğiniz amali saliha yanında kaydedilir. Tabii ki kötülükler ve günahlar da öyle. Kitap, bütün o yapılan amalın yazıldığı kitap konulur öne. Gel bakalım. Bir görürsün ki diyor, فَتَرَى الْمُجْرِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مِمَّا ف۪يهِ Allah Allah. O amel defterindekilerden korkarak suçlular korkmaya başlar. Allah Allah. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَب۪يرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا Ulan bu amel defterimize de ne oluyor ya? Büyük küçük bırakmamış, hepsini içinde yazmış. Ben derse çağırmıştı ama Galatasaray Beşiktaş derbisine gitmiştim. Akşam namazı da kaçmıştı. Ulan o bile kaydedilmiş be. Ne oluyor bu kitaba? Ahmet hiçbir şey değil mi ya? Hiç. Allah Allah. Devam ediyor ayet uzun sürer diye. Sadece aklıma direkt geldiği için. İşte şu kelime cin ve inse nida edip çağırıp müjde veriyor. Diyor ki, ey beçaralar, mezaristana göçtüğünüz vakit, zaman, eyvah, malımız harap olup, sayımız, dünyadaki çalışmalarımız heba oldu, boşa gitti. Şu güzel ve geniş dünyadan gidip dar bir toprağa girdik demeyiniz. Hepsi tutuluyor. Feryat edip meyus olmayınız. Ümitsiz olmayın. Çünkü sizin her şeyiniz muhafaza ediliyor. Ne tatlı değil mi bu? مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَب۪يرًا Ya ne oluyor bu bizim amel defterimize? Ulan ne yaptıysa hepsini yazmışlar ya. Tabii yazmışlar. Tabii yazmışlar. Her ameliniz yazılmıştır. Her hizmetiniz kaydedilmiştir. O ayet tam değil mi buranın özeti gibi? Hizmetinizin mükafatını verecek.
ve her hayır elinde ve her hayrı yapabilecek bir zat-ı Zülcelal. Biye değil hayır dedi ya. Celal sahibi olan bir zat sizi celbedip yer altında muhakkaten durdurur. Sonra huzuruna aldırır. Okuduk değil mi? Ayette de vardı. Gelin bakalım hadi. Saffa, saf tutun bakalım. Ne mutlu sizlere ki hizmetinizi ve vazifenizi bitirdiniz. Zahmetiniz bitti. Rahata ve rahmete gidiyorsunuz. Hizmet, meşakkat bitti. Ücret almaya gidiyorsunuz. Evet, geçen baharın defteri amalinin sayfaları. Ne demek bu? Aman ya Rabbi. Geçen baharda ne kadar iş yapılmışsa hepsi çekirdeklerde ve tohumlarda saklı. İkinci baharda yeniden sergileniyor. Değil mi? Ve hidematının o baharda yapılan hizmetlerin sandıkçaları olan tohumları, çekirdekleri muhafaza eden ve ikinci baharda bu ides suhufu nüşire buna işaret ediyor. Üstad bunu anlatıyor. Yani sayfalar dağıtılıp ortaya yayıldığında bu sadece amel defterleri değil, dünyada da haşre misal bu. Bahar haşrine. Şaşalı ve ikinci baharda gayet şaşalı, belki 100 derece aslından daha bereketli bir tarzda muhafaza eden, neşreden Kadir-i Zülcelal elbette sizin de neticeyi hayatınızı, bütün hayatınız boyunca elde ettiğiniz neticeleri iyi kötü öyle muhafaza ediyor. Ve hizmetinize pek kesretli bir surette mükafat verecektir. 10. kelime. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Bu da çok güzel. O her şeye kadirdir. Kudreti nihayetsizdir. Yani o vahittir. Sıfatları itibariyle tektir. Kainata ilmi, rahmeti, inayeti kuşatmış olan zat odur. Ehad'dir, zatı da tektir. Her şeye kadirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Bir baharı halk etmek, bir çiçek kadar ona kolaydır. Cenneti halk etmek, bir bahar kadar ona rahattır. Her günde, her senede, her asırda yeniden yeniye icat ettiği hadsiz masnuatı, bütün sanat eserleri, her gün dediği milyarlarca mikrop, bazen bir anda yaratılıyor, tekrar ölüyor. Ey her dönemde, işte bak sizler. En yaşlımız kim burada? Ben miyim? Ben varım. Kaç yaşındasın? 65. 65 ya, işte bak. Görüyorsun. Ya. Yazmış, icat etmiş 65 sene önce. Şimdi o kaybolacak, küçükler geliyor. Nihayetsiz kudretine, nihayetsiz lisanlarla, dillerle şehadet ederler. İşte şu kelime dahi şöyle müjde eder. Der ki, ey insan, yaptığın hizmet, ettiğin ubudiyet, Allah'a olan kulluk boşu boşuna gitmez. Bir dar-ı mükafat, mükafat diyarı olan cennet, bir mahall-i saadet, mutluluk yeri olan cennetler senin için ihsar edilmiş, hazırlanmıştır. Senin şu fani dünyana bedel, baki bir cennet seni bekler. İbadet ettiğin ve tanıdığın Halik-i Zülcelal'in vaadine iman et. وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِ تَحْتِيَ الْاَنْهَارِ. Müjdele ey şanlı peygamber! De ki amel-i salih işleyenler ve iman edenlere altından nehirler akan cennetler var. Buna güven. Ona vaadinde hulf etmek, vaadinde durmamak muhal ve imkansızdır. Kudretinde hiçbir cihette noksaniyet yoktur. İşlerine acizlik müdahale edemez. Senin küçük bahçeni halk ettiği gibi cenneti dahi senin için halk edebilir. Ve halk etmiş ve sana vaat etmiş. Burada neye işaret ediyor? Cennetin küçük numunesi de olsa halk edildiğinin ispatı. Mutezile sonradan yaratılacak diyor. Kur'an yani kelimeleri öyle kullanıyor ki Bediüzzaman. Aynı zamanda kelam ve akaid ilminin düsturlarına da işaret ediyor. Ve Allah Allah, vaat ettiği için elbette seni onun içinde içine alacak. Allah Allah. Madem bir müşahede, ne kadar güzel. Rabbena. Neydi ya? Rabbena la tuzigh kulubena ba'de idh hadaytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab.
Rabbena inneke. Okuyun da, hafızımız yok mu ya? Allah Allah, unuttum gitti. Ya her gün okuduğumuz yer, neyse. İçim herkes demiş, neyse devamını söylemeyeyim, çok tehlikeli. Onu bilenler bilir. En iyisi şey. Ulan bu ya. Rabbena inneke cemi'un nesil yevmin la raybe fihi. Ey Rabbimiz, sen hiçbir şüphe ve işkil bulunmayan bir günde, haşir günü, bütün insanları bir araya getireceksin. Vaat etmişsin. İnnek innallâhe la yuhliful mi'ad. Allah vaatlerinde asla hulf etmez. Sözünde durmamazlık etmez. Vay be. Ve vaat ettiği için elbette seni onun içine alacak. Madem bir müşahede görüyoruz, delil veriyor. Gözümüzle görüyoruz. Her senede yeryüzünde hayvanat ve nebatatın, bitkilerin 300 binden ziyade envalarını, türlerini ve milletlerini kemal-i intizam ve mizan ile, kemal-i sürat ve suhuletle, kolaylıkla haşredip neşreder. Geçen baharda ölenleri bu baharda 300 bin çeşit hayvan ve bitkiyi yeniden ihya eder. Elbette böyle bir Kadir-i Zülcelal vaadini yerine getirmeye muktedirdir, gücü yeter. Hem madem her senede öyle bir Kadir-i Mutlak, kudreti nihayetsiz bu Allah, haşin ve cennetin numunelerini binler tarzda icat ediyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'de okumuştum bunu. Huvellezî yetevaffâkum billeyl diye başlıyor. Her gece uyuyup sabahleyin uyanmamız bile haşin küçük bir örneği. Hakikaten öyle yani. Hem madem bütün semavi fermanlarıyla 4 mukaddes kitap ve 100 sahifesiyle saadet-i ebediyeyi, ebedi saadeti vaat edip cenneti müjde ediyor. Hem madem bütün icraatı ve şuunatı, yaptığı işler hak ve hakikattır ve sıdk ve ciddiyetledir. Hem madem asarının eserlerinin şehadetiyle bütün kemala üstünlükler ve güzellikler onun nihayetsiz kemaline delalet ve şehadet eder. Ve hiçbir cihette naks ve kusur, eksiklik ve kusur onda yoktur. Hem madem hulful vaat, vaadinde durmama, hilaf dediğinin aksine hareket etmek, kiz, yalan ve aldatmak en çirkin bir haslet ve naks ve kusurdur, ona yakışmaz. Elbette ve elbette o Kadir-i Zülcelal, celal sahibi olan kudreti nihayetsiz Allah, o Hakim-i Zülkemal, o Rahim-i Zülcemal vaadini yerine getirecektir. Saadet-i ebediye kapısını açacaktır. Adem babanızın vatanı aslisi, asıl vatanı olan cennete sizleri ey ehli iman ithal edecektir. Tıptum fethuluha halidin. Bu ayet burayı hatırlatıyor. Eskiden Osmanlı bunu cami kapılarının veya medrese kapılarının başına, melekler diyor ki hoş geldiniz. Ebediyen kalmak üzere girin şu cennetlere diyor. Tıptum fethuluha halidin. Ne güzel bir ayet. 11. kelime. Ve ileyhil masir. Ne yaparsanız yapın, dönüş onadır. Yani ticaret ve memuriyet için mühim vazifelerle budari imtihan olan, imtihan memleketi olan dünyaya gönderilen insanlar ticaretlerini yapıp, vazifelerini bitirip, hizmetlerini itmam ettikten, tamamladıktan sonra yine onları gönderen Halik-i Zülcelal, celal ve azamet sahibi olan, kendilerini yaratan Allah'a dönecekler. Ve ileyhi tuhşarun. Neticede siz Allah'a döndürüleceksiniz. Onun huzurunda toplandırılacaksınız. Ve Mevla-i Kerimlerine kavuşacaklar. Hadise bu. Yani bu dar-ı fanide, gelip geçici olan bu dünya diyarından gidip dar-ı bakide, nihayetsiz ve ebedi kalınacak ahiret diyarında huzur-i kibriye, Allah'ın huzuruna müşerref olacaklar. Hadise bu. Yani esbab dağdası, sebeplerin dağdası, İşte Hollanda hükümeti şöyle diskriminasi yaptı.
böyle yanlış hareket etti, böyle dinsizleri destekledi. Ta şöyle oldu, işte işten atıldım, işte gelirim yetmiyor. Bütün bunlar dağda. Çocuklarım işte hasta oldu, bilmem ne oldu. Bütün bunlar dünyanın sebeplerin dağları ve vesaitin vasıtalar bunlar. Karanlık perdelerinden kurtulup Rabbi rahimlerine makarrı saltanatı ebedisinden. Allah'ın ebedi olan saltanatının esas merkezinde, yani cennette perdesiz kavuşacaklar. Perdesiz, bu çok önemli bir kelime. Tabi bunu Mutezile inkar ediyor. Bu asırda da bir kısım kendini bilmezler inkar ediyorlar. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın rü'yeti, cemaliyle, onun güzelliğini görmek. Bak bu tabir önemli. Nasıl göreceğiz? Görünce anlatırım size. Onun için mahiyetini bilemeyiz, nasıl göreceğimizi. Ama Resulullah tıpkı diyor, karanlık bir gecede ayın yüzünü gördüğünüz gibi Rabbimin de diyor cemalini göreceksiniz. Nedir mahiyeti? Doğrudan doğruya herkes kendi Halik'i, yani kendisini yaratan mabudu, dünyadayken ona ibadet ettiği Rabbi, kendisini terbiye eden Seyyidi Efendisi ve Maliki kim olduğunu bilecek ve bulacaklar. İşte şu kelime bütün müjdelerin fevkinde şöyle müjde eder ve der ki maşallah. Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun? Fe eyne tedabun? Geldi o ayeti okuma. Ya, ulan emre yok. İçinizde hiçbir şey yok ya. Gala gala benim gibi perişan bir adama kaldınız yani. Fe eyne tedabun? Nereye gidiyorsunuz? Kur'an'ı dinleyin, Kur'an'ı. İn huve illa zikrülil alemin. Bu Kur'an bütün alemlere ne olduklarını, nereye gittiklerini hatırlatan ilahi bir hatırlatmadır. Ama herkese değil. Limen şa'e minkum en yestakim. İçinizden doğru yolda gitmek isteyenlere. Zorlama yok. Gerçi ve ma teşa'une illa en yeşa'allahu rabbil alemin. Gerçek irade bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O ayrı mesele. Ne güzel ama şu cümleyi. Ey insan, bilir misin nereye gidiyorsun? Ve nereye sevk olunuyorsun? Sözün ahirinde denildiği gibi dünyanın 1000 sene mesudane mutlu hayatı 1 saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatına. Demek dünyada 1000 sene mutlu yaşamaktansa 1 saat cennette yaşamak daha hayırlı. Ve o cennet hayatının dahi 1000 senesi 1 saat rü'yeti cemaline, Allah'ın cemalini ve güzelliğini görmeye. Bakın rü'yeti cemal diyor. Mahiyetini bilemiyoruz. Mukabil gelmeyen bir cemil-i zülcelalin, celal sahibi o cemilin, yani cemal sahibinin rahmet dairesine ve mertebe-i huzuruna, onun huzuruna gidiyorsunuz. Huzura gitmek 2 türlü. Biri böyle gitmek, bir de muhtarun olmak. Hani böyle kelepçelenip suçlu götürülüyor ya mahkemeye. Sure-i Yasin'de 2-3 yerde var bu. Allah korusun ondan. Müptela, meftun ve meftun, düşkün olduğunuz ve müştak olduğunuz mecazi mahbutlarda. O mecazen, geçici olarak sevdiğiniz sevgililerde ve bütün mevcudatı dünyeviyedeki, yani dünyaya ait varlıklardaki bütün ürünündeki hüsün ve cemal, o beğendiğiniz güzellikler, onun cilve-i cemalinin, cemalinin bir parıltısının ve hüsnü esmasının, isimlerinin güzelliğinin bir nevi gölgesidir. Ve bütün cennet, bütün letaifiyle, güzellikleri ve nimetleriyle, onun rahmetinin bir cilvesidir. Ve bütün iştiyaklar, arzular ve muhabbetler, incizaplar, cezbeye kapılmalar. Ve cazibeler, cezbedici şey, ister acı iseniz meyve veya tatlı Antep baklavası veya çok sevdiğiniz bir güzele kavuştuğunuzda hissettiğiniz duygu. Bütün bunlar bir lem'ayı muhabbeti. Allah'a olan muhabbetin bir parıltıcıdır sadece. Olan bir mabudu lem yezeli. Asla zevale ve fenaya mahkum olmayan
Mahbudi, mahbudun, Allah'ın bir mahbubu la yezali. Asla zail olmayacak bir mahbubun daire-i huzuruna gidiyorsunuz. Ve ziyafetgah ebedisi olan cennet neymiş? Allah'ın ebedi ziyafet yeri. Cennete çağrılıyorsunuz. Okuduk ya başta. Vallahu yed'u ila daris selam. Allah sizi ziyafetgah diyarı olan cennete davet ediyor. Öyleyse o ki durum bu. Kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz. Hem şu kelime şöyle müjde veriyor. Diyor ki, ey insan, fenaya, ademe, yokluğa, hiçliğe, zulümata, kabir karanlıklarına, nisyana, unutulup gitmeye, çürümeye, dağılmaya ve kesrette unutulup çokluk içinde boğulmaya gittiğinizi tevehüm edip düşünmeyiniz. Siz fenaya değil, bekaya gidiyorsunuz. Ademe, yokluğa değil, vücudu daimiye sevk oluyorsunuz. Hiç sonu gelmeyecek, ebedi bir varlık kazanacaksınız. Zulümata değil, kabrin karanlıklarına değil, alemi nura giriyorsunuz. Asıl kapı o. Kabir bir nevi kapı. Nasıl ki bir insan, neyse onu söyleyeyim, sahip ve malik-i hakikinin tarafına gidiyorsunuz. Ve Sultan-ı Ezeri'nin payitahtına, esas memleketine gidiyorsunuz. Dönüyorsunuz. Kesrette boğulmaya değil, vahdet dairesinde teneffüs edeceksiniz. Firaka değil, ayrılığa değil, visale, buluşmaya müteveccihsiniz. Başta Resulullah, bütün sevdiklerinizle buluşacaksınız. Allah rahmet etsin, onu özetçe söyleyip dersimize son verelim. Rahmetli bizim 40. hocamız, bin kere rahmet olsun. Derdik Ahmet Efendi, iki türlü doğum var. Birisi derdi, anne karnından dünyaya doğum. Bu doğum Allah'ın Rahman ismine bağlı. Yani bizim elimizde değil. İstesen de doğacaksın, istemesen de doğacaksın. Ayrıca bu doğumda bizim azalarımızı, gözümüzü, kulağımızı almak bizim irademize bırakılmamış. Dünyada ne ihtiyacımız varsa Allah bizim irademize bırakmadan gözümüzü, değil mi, koymuş, kulağımızı takmış. Hatta diyordu, ikiz bir kardeş olsa, bunlardan henüz eli, gözü, ayağı teşekkül etmeden birisi anne karnından yarılıp çıkarılsa, dünyaya getirilse, manzaralar gösterilse, sofrada yemekler, meyveler gösterilse, sonra tekrar anne karnına sokulsa, kardeşine desek, ulan kardeş henüz daha bir top et. Yahu o kadar güzel sesli Kur'an okuyorlar ki, gel şu bu tarafa iki tane delik delelim, kulak olsun. Kardeşi isyan eder derdi. Yavrum deli misin? Düz vücudumu niye deldireyim? Yahu etmeyle mi o kadar güzel sofra vardı? İki tane el takalım. İtiraz eder derdi. Çünkü bilmiyor ya hiçbir şey. Yahu iki tane ayak alalım. İtiraz eder. Göz takalım. İtiraz eder. Her şeye itiraz eder. Demek ki diyordu, birinci doğum olan anne karnından dünyaya gelmekte Allah bize bırakmamış. Bazen ibret olsun diye kör doğmuş. Sağır doğmuş, hayır, o ibret için. Ama ikinci doğum, Ahmet Efendi, dünya bizim için ikinci anne karnı. Biz inşallah ahirete doğacağız diyor. Yalnız bu doğmada Rahim ismi geçer. Hakim. Yani ne demek? Gözümüzü, kulağımızı, elimizi, ayağımızı bu dünyada alacağız. Mesela namaz bizim gözümüzdür. Kılmazsak kör doğacağız ahirete. Sure-i Taha'nın sonunda bir sayfalık ayet bunu uzun uzun açıklıyor. Ben fazla uzatmamak için onu nakletmiyorum. وَمَنْ اَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Kim ki orada Kur'an sadece hatırlatıyor. Dikkat et diyor, namaz kıl gözsüz doğarsın. Anladın? Harama bakma ayağın sakat doğarsın. Bilmem işte şuraya gitme, şudur budur. Kim ki diyor benim bu Kur'an'daki hatırlatmalarımdan yüz çevirirse, ahirette onun için çok sıkıntılı bir hayat var. Hatta Kur'an-ı Kerim diyor ki,
وَيَوْمَ نَخْشُرُهُمْ اَعْمَى O gün onlardan birini, bazılarını kör haşrederiz. Der ki diyor, لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا Ya Rabbi beni niye kör haşrettin? Benim dünyada şahmaran gibi iki gözüm vardı. Ya Kur'an-ı Kerim de cevap veriyor. Ey biz dünyada ahirete doğacaksın, namaz kıl yoksa kör doğarsın dedik. Hatırlattık ama sen bir türlü hatırlamadın ve kör topal doğdun. Allah bizi ahirete kör topal doğurmasın. Amin. Cezakumullahu hayran ketira. وَعَلَّمَنَ اللّٰهُ عِلْمًا نَافِعًا El-Fatiha.